Başla canım. Kızlar dünkü videonun aynısını Sara'yla yapıyorum. Sara olunca tabii böyle bol peynir koyuyor. Valla. Soğudu biraz. Dedi anne Çok bana bir güzelmiş yumurta alın. tadı. Sen hiç Bayıldım. yememiş miydin benim? Ben Yemedim. yapıyorum arada da geçi. Yo, Siz evde yoksunuz ki hiç denk gelmedi bana böyle bir güzellik. Ya da siz lekka. Sevdim tam benlik. Patatesi yaptık kendimize. Baş başayız. Kimse yok. Vallahi gel keyfim. Evet sonra da bu arada hepiniz de hoş geldiniz. Ben de diyorum niye bana bakıyorsun kamera? Kaşımı açıyorsun. Tam yemekteyim. Sonra aldım direkt kamerayı yukarı Ne kaldırıyor. bileyim öyle bana bakıyor. Beni tüm ifşa edecekti YouTube'a. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ben kahvaltı yaptım. Böyle hızlıca patates salatası yaptık. İşte yumurtaların elemen. Ondan sonra çiğ köfte yapacağım Sara bugün. Valla Ayfer benim çok teyze işim var bugün ya. Valla Simiş gelecek. Ne hayırsa Simiş dün Valla. benden İsmail bile de geldi dayı Anam bismillah. bile. Şamin. Hep halkım kalktı. Ulan kumpanalarım şenli. Bak ne yiyoruz. O da şimdi kahvaltı yapmaz. Biraz dinlenme moduna giriyor. Bir de mandarinli kek yapacağım. O ziyafet var bugün. Ya, ziyafet Ben var. iş Aysel de veremem. herhalde inşallah yapmak yapmıştım. Ay bak şu an kalbimden Çünkü burası ekmeğim Aysel dedi elimden ki düştü. bir vidon yaprak sarmış Aysel. Dedim Şaka. eğer Aysel pişirip getirmezse onu arkadaşlıktan men Hemen işlerimi ediyoruz. hallediyorum o zaman. Ayfer de kısırlan Allah Allah ne makarna oluyor? Vallahi de. Tam bir gün olacak çünkü biz geliyorum. uzun Desene zamandır. altın gününe gidiyoruz. Aynen uzun zamandır biz bir araya gelmedik. Ayfer bizi davet etti işte dedik hele boş gitmeyek. Onun zaten bir sürü horantası var. Abi, biz de bir şeyler yapalım da hepimiz doyalım değil mi? Valla güzel olur. Tamam ben de geleceğim. Aha bak 4 bende 5 6 Ayfer. Valla Lili gelir aşığım mi bilmiyorum Elif Aşığım Arsene. gelsin gelsin gelir. Ha, gelin de gelir. Murat'ın karşısı. Dilşat. Dilara. Dilşat. Dilara anne. Dilara mı? Değil mi? Allah Allah. Sara sen de kafamı karıştırdın. Neyse bizim taze yeni gelin de gelsin Öyle mi? Aysel'in. Öylelikle otururuz işte. Valla Neyse. altın gün olduğunu duydum Ay yumurta heyecanlandım iyice şimdi. soğudu Sara. He Hakikaten anne ya yumurta gene sonra konuşuruz. konuştum. Hadi kapatıyorum. Evet kızlar kahvaltımızı yaptık Sara'yla. Ben hemen keki fırına süreyim. O ancak pişer, hazırlanır. Bu arada tam tarif vermeyeceğim. Zaten geçen yaptım. Bugün ama büyük kalıp kullanacağım. Bu 23'lük. Hani durk meselesi 23'lük bir kalıp. Şöyle 3 tane yumurta var. Bir tane kabartma tozum var. Bir bardak yoğurdum var. Bu 200 milimi geçiyor. Aynı şekilde de yarım bardak sıvı yağ kullanacaktım. Ama onu kullanmadığım için 2 yemek kaşığı yakın tereyağım var. Ve 1 bardak aynı şekilde toz şeker ekleyeceğim. Ve 2 bardağa yakın da un katacağım. Ve altına döşemek için mandarinlerim var. Bugün badem de katacağım çünkü bademlisi de çok güzel oluyor. Bu kekin aynısını muzlu da yapabilirsiniz. Ay, Azat onu yapıyor. Aynı bu şekilde altına muz dizerek üzerine normal standart Türk kekini yapıp dökeceksiniz. Çok güzel oluyor. Ama bir gün size muzluyu da özel çekerim. Şöyle biraz da vanilya ekstratı katacağım içerisine. İsterseniz portakalın biraz suyunu da sıkabilirsiniz içine. Ben de sıkacağım yarım portakalın. Hemen şöyle indireyim hızlı hızlı gösteririm size tamam mı? Çünkü anlatmayacağım yapmıştım. Şu kadar da bir tuz. İyice krema haline gelene kadar çırpın. Tabii ki kötü adam yapmazsa olmaz değil mi Azar? İlla yapacak. Evet. Şöyle de ununu ekliyoruz. Şöyle bir bardak aldık. Sen böyle yap Azat. 2 yemek kaşığı kadar da nişasta ekleyeceğiz. Ama bir yapıyoruz. Nişasta keki daha pufuduk pufuduk yapar. Karıştır. Hadi yap böyle, böyle yap, böyle yap. Hadi yap. Şöyle bir bardağa yakın daha un alacağım, bakacağım ne kadar ekleyeceğim. Ben de yapıyorum. Tamam sen de yap. Hadi yap yap sen, onu yap çabuk hamurlarını.
yapacağımız şey oldu. Döküldü biraz. Dökülmez gel. Hem döküldü çok fazla. Kabartma tozunu da yaptık. Tamam, tuzunu da yaptık. Evet. Anne bizim... Hadi unu yap çabuk. Yapacağım ben biraz. Biraz daha un, bir yarım bardak daha koyayım. Ondan ben... sonra bir yapayım. Çırpalım, ondan sonra bakalım. Anne. Ne kadar daha lazım hey. Bak şöyle kamerada görüyor musun? Ben hadi yapacağım. Ben hadi de. Yap. Hadi çabuk yap, az kalmış içinde. Aynen, gördünüz mü? Şu an azap yapıyor. Aferin. Şimdi hurma yiyor. Evet. Hadi yap. Ablaları gördünüz mü? Azat yapıyor. İçinde başka var mı? Başka yok, bitti. Çek bunu. Bana bir de ver. Tamam, sonra yine vereceğim sana. Şimdi bir de. Yok, biraz da vanilya ekleyelim. Ben vanilya sevmiyorum. Sen vanilyanın ne olduğunu nereden biliyorsun? Ben vanilya sevmiyorum. Bakalım, hazırladık kekimizi. Bu arada tam 2 su bardağı kullandım. Nişastayla birlikte. Önce 2 kaşık yemek kaşığı nişasta koyun bardağınıza. Üzerine de un doldurun. Bir bardak da normal dolu un. Tamam mı? Yani bir bardak un nişastayla karışık. Diğer bir bardak da sade un. Bakın şöyle güzel bir kek hamuru kıvamına geldi. Acayip güzel görünüyor. Gördünüz mü? Muhteşem. Şimdi ne yapacağım? Hemen kalıbımı alayım. Kalıbımın altını yağladım. Şöyle hemen toz şekeri serpiştireceğim. Şu şekilde. Şekeri yapmamın nedeni de mandarinler eşki ya hani bazen. O yüzden. Şöyle hemen dizelim. Şu şekilde kekin tabanına dizin. İsterseniz elmaları küçük küçük doğrayın, dökün. Üzerine kek yapıp ters çevirin. Muzla oluyor, havuçla yaparsınız. Yani dilediğiniz tüm meyveleri bu şekilde kek yapabilirsiniz. Valla ben mandarinleri çok seviyorum. Geçen de yaptım. Arada çok nadir yapayım işte. Yemiyorlar. Çocuklar var ya, bir dilim yemedi köpekler. Aha şey olsaydı nasıl yerlerdi? Çikolatalı falan. Dur şu küçüğü buraya alak da. Hiç aynalar hepsi de. Biraz da badem ekleyeceğim. Şöyle. Şu bademli de güzel oluyor. Bana bir de ver. Hamur mu istin yine? Azat da bu arada hamur yiyor. Al. Tiz onu pişir. Tiz onu pişir. Çok güzel bir kıvamda. Anne onu pişirmeyeceğiz. Kek yapacağız işte Azat. Anne onu... Ben bunu seveyim. Efendim? Bugün o parkına gidelim mi? Oyun parkına mı? Oyun parkı var karşıda. Evet, al sana bu kaşık. Ama onu yemek istemiyorum. Ondan mı yiyeceksin? Al. Güzel. Yavrum hamur hamur. Ay şişeceğim de kızım. Anne yapma, ses yapma ya. Baba yatıyor. Evet, doğru söyledi Azat. Baba yatıyor çünkü baba sabah işten geldi, yatıyor. Uyanırsa bizi Ayfer teyzeye götürecek. Şu şekilde de kek kalıbıma boşalttım. Hamuru gördünüz, kıvamı muhteşemdi. O nişasta içinde olduğu için de öyle bir kremalı bir hal alır. Bir de tereyağıyla yaptığımız için. Anne. Acayip güzel. Azat tadı. Sen yayladın mı? Evet, ben de parmağımı yaladım. Acayip güzeldi. Bir senedeki ablalar görsün nasıl lezzetli. Azat'ın en sevdiği. Yaya da sever, Kadir de sever. Hepsi. Baba da sever, Evet. Öyle kullanıyorsun o dillerini. Hadi gidelim. Fırına gidiyoruz. Kızlar 180 derecede 600 ayarda güzelce pişsin. Kızlar şurada da hemen çiğ köfte harcımı hazırlayın. Çiğ köftelik bulgur kattım 2-3 bardak. Bütün baharatlarımı kattım. Tarifi de vermeyeceğim. Valla sayfamda çok var. Ta kaç defa yaptım. Çiğ köfte sohbete tarifler yazarsanız çıkar. Ben şimdi böyle hızlıca yapacağım. Üzerine sıcak su döküp dinlendireceğim. Tabii ki gerçek çiğ ustaları. Ama çiğ köfte ustaları soğuk suyla yoğuruyorlar, buzla. Ama biz öyle yapmıyoruz.
Bizim öyle gücümüz de yok, zamanımız da yok. Hemen hızlı bir şekilde yapıyoruz. Hadi bakalım. Ablalar, çiğ köftelerimiz de hazır. Azat illa bana tabağa koy. Böyle çiğ köfte götürüp yiyecekmiş içeride. Hadi bakalım, afiyet olsun bana sana Azat. Tamam, televizyon da açayım, sana çiğ köfte keyfi yapacağız. Var. Can da uyandı. Ona hemen şöyle bir kahve yaptım. Kahvesini içsin, ondan sonra bizi bırakacak Azat'a. Valla kızlar gelmiyor. Simiş'i de zorluyorum gelmiyor. Ben ne yapayım şu kızlar, hiçbir yere gelmiyorlar benimle. Artık Azat'ımla baş başa gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Şu şekilde muhteşem kekimiz de hazır. Heh, enfes duruyor gerçekten. Yani iki dilim yerim kesime bu kekte. Çünkü ben böyle meyveli kekleri çok seviyorum. O yüzden çocuklar sevmiyor pek de, yapacak bir şey yok. Ama zaten kendimize yaptık. Bugün bizim günümüz. Keyif yapacağız arkadaşlarla. Hadi bakalım, hemen giyinip çıkalım. Evet. Kızlar, şöyle de hazırlandım. Azat da hazırlandı. Şu şekilde şu tünikim vardı, onu giydim. Üzerine de ceketimi giydim. Duan Moda'nın yolladığı. Ve çok tatlı oldum diye düşünüyorum. Sizce? Yani değil mi? Çok şeker oldum böyle kar topu gibi. Hadi bakalım, yuvarlana gidek. Hemen eşyaları alayım. Can Azat'tan aşağı insinler. Ben de o arkadan eşyaları alıp inene kadar. Hadi bakalım. Kamerayı kapatamadım. Şöyle Can beni birkaç resim çekti ama güzel çıktı. Biraz daha yukarıdan alsaydı daha iyi olurdu. Daha yapacak bir şey yok, ona da şükür. Sara gelseydi. O güzel çekiyor cadı. Sara diyor ki meşgulmuş. Uyudu yazık, yorgun. Sabah da okula gidecek erkenden. Ne bileyim, Simiş de dedi sonra belki gelirim. Çağırdım gelmedi cadı. Dedi belki sonra Kadir'le gelir. Artık canları bilir. Değil mi? Ne var? Bak şurada. Nerede? Tekerek. Allah Allah. Koku arabanın tekerinde. Dur bir de Azat diyor, arabanın tekerinde koku varmış. Ne var? Koku. Allah Allah. Koku var orada. Evet oğlum. E nasıl gidecek? Koku orada, koku var. Ha. Aynı babası gibi arabayı araştırıyor. Gel. Gel bir kolcunu çıkar, koltuğuna otur. Ama kolcunu koltuğuna ne dökmüşsün yine? He? Evet, Ayfer'e geldik. Nefes nefese kaldım çünkü o da 5. Bir daha bir maaşı. Ayfer'in evini size böyle oturma odasını göstereyim. Ayfer çok titiz ve temiz. Vallahi acayip temiz. O yüzden mutfağa hiç yemek yapmayı sevmiyor. Duysun. Ancak iş yapıyor. Tam benim tersim yani. Bugün de zaten bizi şoklara uğrattı. Mutfağa girmiş bir sürü şey hazırlamış. Şöyle bir oturma odasını gezdireyim size. Bak, tertemiz. Keşke benim evde böyle temiz olsa. Azat'tan bir görseniz oturma odası resmen kindergart. Ana Ayfer, bunları nereden aldın kız, nasıl güzel? Aksaray'da. Ya, işte her şey Aksaray'da var değil mi? Vallahi çok güzel. Şöyle güzel, hoş bir oturma odası var. Rabbim huzur içinde otursun inşallah. Aha, o da robotu da var. Ayfer, bu robot işe yarıyor mu kız? Evet. Vallahi gerçek iş yapıyor mu? Aldık, hiç kullanmıyor. Ben hani yapıyorum. Tabii dip köşe değil de normal. Haftada bir kere çalıştırıyorum, hoşuma giden şu gözüken her tarafı, hani ayak baslan yerlere paspaslaması. Dayı öyle anlıyor, akıllı koya paspaslıyor. Allah Allah. Şurada karşı duvarı televizyon koymuş işte. Öyle yani. Maşallah diye, değil mi? Aha şunu göstermedi. Şu ninçakı. Şurada süs. Şu da bizim güzel semamız. Onu daha göstermeyin. O yarım. Azra henüz yarım. Azat'ı zaten korkuttu. Yüzüm maskeli. Azra abladan korktun. Simiş'le sonra belki gelecek. Ya yatıyor daha. Sabah kaçta uyudular biliyor musun? 5 mi 6 mıydı? Siz de mi geç uyudunuz? Dedi sonra Kadir gelecek. Uyanırsa onunla birlikte gelecekler.
Hadi bakalım. Yani uyanık da ben geldim de de. Dedi sonra gelirim. Hadi git abla elbisesini giysin. Çok tatlı değil mi? Havun değil mi? Ama tereddüt içinde kaldım. Dedim aç bak kızlar. Abla öpsün. O robot Azat hemen ilgini çekti değil mi? O evi süpürüyor biliyor musun? O Ayfer teyzenin gelini. Sen kaldırsana onu. Kaldır. Az diyor ki ağır diyor. Azat'a ne yediriyorsun diyor. Oo. Aslında zayıf görünüyor ama ağır değil mi? Maşallah maşallah. Valla neyse bir mutfağa gidelim. Geldim de beri diyorum Ayfer gözüm yaşlı. Bize ne kadar eşya hazırlamış. Vallahi Ayfer kendisi de şu an şoktu. Ama nasıl güzel şeyler yapmış Ayfer. Ya vallahi çok güzel olmuş. Makarna salatamız diyor ki senle Aysel'e özel yaptım. Her zaman sen yapıyorsunuz diyor Aysel'e. Bugün de ben yapacağım. Şu çiğ köftemiz var. Patates salatası. Muhteşem duruyor. Bunu da Aysel getirmiş. Şöyle rolu pizzalar. Valla muhteşem duruyor her şey. Şurada kek. Ayfer de aynı portakallı. O da kek yapmış. Biz size o cheesecake mi? Mandarina. Yok biz cheesecake yapmadım. Annem ki ben bu cheesecake gibi. Ha onunki cheesecake. Ben normal kek dedim. Aysel de sever. Bu mu seninki? Ha? Kek meyveli ya severiz. Yani istersen üzerine çikolata yapabiliriz. Yok. Yani böyle güzel. Yok vallahi sofrası çok güzel olmuş. Eline yüreğine sağlık. Güzel arkadaşım benim. Bekleriz her zaman. Her zaman bekleriz. Her zaman bekleriz. Neyse hadi bakalım bize afiyet olsun. Dur annenin keki nerede? Aa o cheesecake. Cheesecake. Anan cheesecake yapmış. Sema. Şunu çıkarıp getiriyor. Çok lekka duruyor. Hepsinden yeriz. Bugün serbest. Her şeyden yeriz. Şişim benim. Ben arken nerede dedim şişko? Ben olmuşum kilo almışım. Ya yemin ederim şu zayıflar öyle deyince boğazım geliyor. Ayse sen neren şişko? Bir bakar mısınız bak, lütfen? Cillop gibi kadın. Ah, maşallah taş gibisin. Neren şişko? Vallahi kilo almışım. Ay, Sema kendine şişko diyor. Almış. Kaç kilosun? Bir kilonu söyledim utana. Söylemiyorum. Ben 90 kiloyum. Sen bana yetişene kadar daha o. Allah korusun ya. Yani. Sen de vur dedin öldürdün. Vallahi manyak mı ne? İşte, ama diyor ki sana ya sana şişko senin gibi senin gibi olacağım diyor. Vallahi zayıfsın. Olamazsın. Çünkü senin bünyende yok şişko. Var var. Senin solalen şişko mu? Kapatırsan sana. Dur, dur anlatacağım. Ayfer'in cheesecake'ine bakın kızlar. Acayip güzel olmuş. Yani kalbin de bu kadar karşı karşı olmasa da gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum. İkimiz de aynı anda mandarinalı kek yapışımız. O cheesecake gerçi benimki normal kek. Şöyle Aysel yaprak da getirmişti ya, tabii ki. Vallahi tam şey olmamış. Erli hepsi karışık. Hmm. Acayip ya sana dedik ya. Bana her şeyden getir. Gelmiyor mu? İşte kola gidecek ya sabah erken. Bayağı çoktu da üstten hep yedir. Acayip lezzetli olmuş. Sen, Azat böyle Alper abisinin oyununu odasını ele geçirmiş. Bu ne böyle kocaman? Tak bir nasıl takılıyor? Sen hangi oyun? Sen oyun oynamayı biliyor musun? He Azat? Sema yanaklarını öyle şişmiş. Azat. Hani küçük var bak. O maviye basın ha maviye. Alpış seni görünce indiriyor hemen. Maviye basın ha. Böyle de açmaya çalışıyor. PlayStation'a. Alpış'ı görünce indiriyor hemen şeyi. Kapatsana. Nasıl kapanıyor ben bilmiyorum ama. Dur abi gelsin sana yapsın. Yok onu kopartma arkadaşlar. Diyor kapatsana onu nasıl kapanıyormuş o. Ha takacak. Dur abi sen yapsın abi yapsın.